Merhaba, 19. Çözüm Ortaklığı Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. İsmim Hande Kefeli, Dolaylı Vergiler Ekibi'nde direktör olarak görev yapıyorum. Öncelikle hepinize katılımınız için teşekkür ederiz. Umarım bizlerin heyecanı ve enerjisi ekran karşısında sizlere de yansıyordur. Bugün sizlere vergi, muhasebe ve iç denetim ekipleri için vergide uzaktan ve gerçek zamanlı kontrollerden bahsedeceğiz. Sunumumuzun ana başlıklarına bakacak olursak, dünyada ve Türkiye'de elektronik vergi uygulamaları, vergi incelemelerinde teknolojinin kullanımı ve sonrasında gelir dersine iletilen elektronik verilerin ne tip raporlamalara konu olabileceğini konuşacağız. Bu sabah ana sunumun en başında da bahsedildiği gibi aslında COVID-19 iş yapış şeklimizi oldukça değiştirdi. Daha dijital ve daha esnek iş modelleri kullanıyoruz. Kalıcı etkilerine baktığımız zaman ise uzaktan birlikte çalışma ve otomasyon aslında bizim artık ana gündem başlıklarımız. Tabii bütün bu dünyamız değişmişken, artık uzaktan iş yapıyorken vergi süreçlerinin de bundan pay almaması imkansız. Bu kapsamda aslında dünyadaki elektronik vergi uygulamalarına bakarsak, bugün sizlere öncelikle Avrupa'daki Standard Audit File for Tax denen bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bu uygulama esasında vergi ve muhasebe işlemlerinin elektronik olarak XML dilinde bir dosya halinde toplanması. Bu aslında ilk başta OECD tarafından 2005 yılında birinci versiyonu olarak yayınlandı. Sonra kullanıcı olan ülkelerin önerileriyle 2010 yılında ikinci versiyon çıktı ve XML dili olarak geliştirildi. Yani şu an aslında kullanılan dil, Standard Audit File for Tax dediğimiz uygulamada da XML dili. Burada aslında vergi otoritesinin fonksiyonuna baktığımız zaman amaç uzaktan etkin bir denetim yapmak olduğu için bunların standardını oluşturmak. Yazılım geliştiriciler tarafına baktığımız zaman ise gelir dersinin, Avrupa'daki gelir dersi otoritelerinin oluşturduğu bir formata uygun kullanıcıların rahatlıkla data girişi yapabileceği bir sistemi sağlamak. Kimler kullanıyor diye baktığımız zaman Fransa, Polonya, Almanya, Macaristan, Avusturya ve Portekiz şu an bu sistemi kullanan ülkeler içinde. Türkiye'deki uygulamalara gelecek olursak, aslında ben başlamadan önce 3 soruluk bir anket sizlere yöneltmek istiyorum. Birinci soru. Soru için süremiz dolduğu noktada lütfen yukarıdan X'e basıp çıkmayı unutmayın. Yoksa hani ekran kilitlenmiş gibi görünüyor. Aslında bir problem yok. Aslında soruların içeriklerine baktığımız zaman bugün hali hazırda bizim göndermiş olduğumuz datalar var bu soruların içinde. Bir farkındalık olması amacıyla bu 3 soruyu buraya koymak istedik. Şu an için aslında cevaplarımız gelmiş durumda. Birinci sorumuz aslında defter datalarından mizan gelir tablosu, bilanço ve özelleşmiş finansal raporların oluşturulması ile ilgiliydi. Zaten B ve C şıkkının aslında ağırlıkta olacağını bekliyorduk. A şıkkını aslında seçen izleyicilerimiz için bunlar artık gündelik hayatımızın bir parçası olacak. Zaten denetim sürecinde de gelir dersinin yaklaşımından bahsedeceğiz. Dolayısıyla ister hazır bir yazılımla, isterse teknolojiye ilgi duyan ekibimizle bu iş, aslında bu raporlamaları çok kolaylıkla yapabiliriz. Şimdi ikinci soru.
Lütfen yine çarpıya basıp çıkmayı unutmayalım. İkinci sorumuz da aslında iç denetim uzmanlarına yönelik bir soruydu. Üç aşamalı satın alma raporları ne şekilde verilebilir, datalar üzerinden ne şekilde çekilebilir demiştik. Baktığımız... Bu üçüncüsü, ikinci sorumuz aslında iç denetçilere yönelik bir soruydu. Üç aşamalı satın alma raporlarının e-arşiv fatura, e-fatura ve irsaliye datalarını kullanarak hazırlanmasının mümkün olup olmadığıydı. Bizim için burada aslında C şıkkı, şu an mümkün değil ama yakın gelecekte değerlendirebilir şıkkını belki biraz konuşmakta fayda var. Baktığımız noktada aslında bizim e-fatura kullanıcısı olarak zaten hali hazırda 5000 TL'ye geçen tüm satın alma faturalarını ve tedarikçilerin e-irsaliye kullanıcısı olması durumunda bütün aslında elektronik irsaliye datalarını elektronik olarak almanız mümkün. Dolayısıyla belki çok küçük data eklemeleriyle bu raporları yine bugün hali hazırda idareye göndermiş olduğumuz datalardan çekmek mümkün. Şimdi üçüncü sorumuz ekrana geliyor. İkinci sorumuza baktığımız zaman ise burada aslında yine elektronik datalar üzerinden bugün hali hazırda birçok şirketin kullandığı satışa gelir raporlarının daha kolay bir yolda yapılıp yapılmayacağını sormuştuk. Burada da cevabımız aslında evet. Tabii ki doğru cevap yanlış cevap yok ama aslında bizim bu datalarla bu raporları kolaylıkla hazırlayabileceğimizi bilmek bizlerin belki bu süreci biraz daha farklı değerlendirmesini sağlayabilir. Lütfen X butonuyla çıkın ekranı kilitlenen varsa. Onu tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Şimdi biraz önce sorularda zaten konuştuk. Halihazırda biz birçok datayı bugün gelir dersine elektronik ortamda gönderiyoruz. E-faturalarımızla, e-arşiv faturalarımızla, e-irsaliyelerimizle ve e-defterlerimizle. Bildiğiniz gibi 2020 yılının sonundan itibaren artık e-defter datalarını ikinci arşivleme kapsamında gelir idaresine de iletiyor durumda olacağız. Şu an zaten halihazırda şirketler bu dataları iletmeye başladılar. Dolayısıyla bu anlamıyla baktığımız zaman gelir idaresinde elinde büyük bir data seti var. Şu an itibariyle. İçerik olarak aslında neler biz idareye gönderiyoruz dersek, bir fatura üzerinde yer alan alıcı, satıcı ile ilgili bütün bilgiler, vergi oranları, ürünün mal cinsi miktarı, varsa özellikle başka bilgiler, sipariş numaralarımız, yine irsaliye üzerinde malın cinsine ait, malın sevk edildiği yere ait bilgiler ya da elektronik defter datasına baktığımız zaman ödeme bilgileri, aynı şekilde belge türü gibi bütün datalar elektronik vergi uygulamaları üzerinden gelir dersine iletiliyor. Bunun haricinde zaten hali hazırda bütün beyannamelerimizi ve gümrük beyannamelerimizi yine idareye XML dilinde gönderiyor durumdayız. Bu açıdan da baktığımız zaman gelir dersinin aslında bugün Excel datalar üzerinden ve kağıt datalar üzerinden yapmış olduğu denetimi ilerleyen dönemde çok kolaylıkla elektronik bir yazılım dili üzerinden yapması mümkün görünüyor. Belki de önümüzdeki dönem için hedef yurt dışında olduğu gibi ön doldurmalı beyanname mekanizmalarını gündeme getirmek olabilir. Otoritenin zaten bu süreçteki aslında beklentisine baktığımız zaman elektronik bir denetim için uygun altyapıyı oluşturmak, ortak bir denetim dili oluşturmak, uzaktan bu denetimleri yürütebilmek ve self audit dediğimiz uygunluk ve mantık testleriyle aslında bu süreci yürütmek. 2003 yılında yine gelir dersinin bir söylemi vardı. O zaman bizlerin hep alışık olduğu İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının gelir dersine girmesi noktasına artık mühendislerle aslında ve matematik mezunlarıyla bu işleri yapabileceklerini belirtmişlerdi. Keza bugün gelinen noktaya baktığımız zaman gelir dersinin gerçekten bu konuya çok büyük yatırım yaptığını, uygulama ve veri yönetimi daire başkanına bağlı birimler altında çok net görebiliyoruz. Yazılım Geliştirme Müdürlüğü, Elektronik Beyan ve Bildirim Müdürlüğü,
Elektronik Uygulamalar Analiz ve Değerlendirme Müdürlüğü, Yazılım Projeleri Müdürlüğü gibi aslında vergi uygulamalarının elektronik olarak yürütülmesini ve yönetilmesini sağlayan birimler halihazırda çok yoğun bir şekilde idare nezdinde çalışıyor. Bu tabii ki bir tek başına idarenin yapabileceği bir süreç değil. Burada şirketlere de büyük rol düşüyor. Örneğin biz PwC Türkiye'de 2000 üzerinde çalışanımızla elektronik süreçleri özel yazılım dilleriyle birlikte yürütüyoruz. Yaptığımız denetimlerde, yaptığımız kontrollerde ve hazırladığımız raporlarda bu özellikle yazılım dilini kullanmak için çok çaba sarf ediyoruz. Aslında burada online data transferindeki amacımıza bakarken bizim bu çalışmaları yaparken evet belki en başta mükellefler için önemli olan ve danışmanlık tarafında bizler için önemli olan mükelleflerimizin ve müşterileri mevzuata uyumu. Ama tabii ki biz bunu teknolojiyi kullanarak ve en üst düzey verimlilik sağlayarak yapma gayretindeyiz. Pratik çözümler için aslında baktığımız zaman biraz önce ankette biraz içeriğinden bahsetmiştim. Ama mesela alış satış, ithalat, ihracat, stok karşılaştırma raporları, sonra iç denetim sürecinde kullanılan trade and matching raporları, şirket içi harcama, gelir ve iade raporları hali hazırda şu an gelir dersi iletmiş olduğumuz datalar üzerinden kolaylıkla oluşturabilecek raporlar. Bunun haricinde birçok grup şirketimiz varsa ve biz bir holdingte yönetici pozisyonda çalışıyorsak istersek o holdinge bağlı grup şirketlerinin operasyonel ve verimlilik kontrollerini de yine gelir dersine göndermiş olduğumuz datalar üzerinden kolaylıkla yapabiliriz. Ben şimdi sözü arkadaşım Burcu Esincan'a bırakacağım. Vergi denetim sürecinde teknolojinin kullanımından bahsedecek. Merhaba. Öncelikle ben Burcu Esincan. Vergi bölümünde direktör olarak çalışıyorum. Tabii ki yaşadığımız teknolojik dönüşüm aslında vergi incelemesinin nasıl yapıldığını da aslında hani önemli düzeyde değiştirdi. Özellikle son 15-20 yıldır hem mükelleflerde hem de Maliye Bakanlığı tarafında aslında yaşanan teknolojik gelişim bizlerin hayatını önemli düzeyde değiştirdi ve bizler de vergi danışmanları olarak zaten buna aslında şahit oluyoruz. Mükellefler tarafında neler oldu hızlıca böyle bir belki 20 sene öncesine çok da gitmeden değinecek olursak aslında eskiden daha az gelişmiş ERP programları, daha basit aslında muhasebe programlarının kullanıldığı, kalabalık muhasebe ekiplerinin olduğu, otomatize edilen kayıtların aslında çok hani az sayıda ya da hiç olmadığı aslında şirketleri hepimiz görüyorduk. Ama artık günümüzde çok daha gelişmiş ERP programları kullanılmakta. Şirketler aslında daha az aslında daha çok sayıda otomatize edilen kayıtlar var. Manuel kayıtlar geçmiş şekilde çok daha az. Muhasebe ekipleri çok daha sade. Eskisi gibi artık kalabalık muhasebe organizasyonları yok. Hatta bazı uluslararası organizasyonlarda özellikle muhasebe fonksiyonunun merkezileştiğini ve Türkiye'deki birimlerin sadece bir takım kontrol aktivitelerini yaptığı ya da işte Türkiye'de işte beyanname verme ile ilgili yükümlülükleri yerine getirdiğini de aslında sıklıkla görüyoruz. Gelecekte neyi göreceğiz denecek olursak da aslında daha gelişmiş sistemler kullanılacak ve çok daha az aslında şu anki sayıların da altında muhasebe organizasyonlarıyla muhasebe ve vergi süreçleri aslında yürütülecek. Peki Maliye Bakanlığı tarafında neler oldu? Bu süreç ona nasıl yansıdı dersek, bu son 20 yılda vergi incelemelerinin seyri, kullanılan yöntemler, şirketlerin vergi incelemeye seçilmesi gibi aslında hani süreçler aslında oldukça değişti ve bunların hepsi Maliye Bakanlığı'nın ilettiğimiz veriler sayesinde değişti. Son yani hani birkaç yıl öncesine kadar daha işlem bazlı, fatura bazlı, kayıt bazlı incelemeler vardı. Kağıt defterin yoğun olarak kullanıldığı dönemde eğer çok böyle büyük hacimli bir defter datasından bahsediyorsak vergi müfettişleri incelemelerini eğer defterin mevzuata uygunluğuna ikna olduktan sonra şirketlerin ERP sistemlerinden çıkan aslında verilerle gerçekleştiriyorlardı. Ancak 2004 yılından bu yana Maliye Bakanlığı yetkilileri bütün dünyayı aslında örnek olabilecek şekilde bir dönüşümü başlattı. 2004 yılında e-beyanname ile başlayan süreç daha sonra e-fatura, e-defter ve e-irsaliye ile devam etti. Ve şu anda neredeyse bütün mükellef gruplarını aslında kapsama alacak şekilde bir takım hani verileri üretiyoruz ve bunları Maliye Bakanlığı'na iletiyoruz. Şirketler nasıl incelemeyi seçiliyor? Onun cevabı da artık aslında yine bir takım veri analizlerine dayanmakta. Şirketler beyannamelerin ekindeki bir takım bildirimler ya da yararlandıkları bir takım istisnalar
ya da kurumlar vergisi beyannamesinin Ekim'deki mali tablolarının analiz edilmesiyle aslında incelemeyi seçiyorlar ve bir veri analizi neticesinde hangi şirketlerin inceleneceği belirleniyor. İnceleme başladıktan sonra da artık yoğun bir şekilde bizim teknisyenler tarafından geçmişe kıyasla daha elektronik verilerin kullanıldığını ve incelemede aslında önemli bir araç olduğunu görüyoruz. Özellikle şu son dönemde yapılan incelemelerde incelemeye alınan şirketin işte alış faturalarının, satış faturalarının XML versiyonları, elektronik defterin bir takım hani dönüştürme araçlarıyla hani üzerinde rahat çalışabilecek bir hale gelmesi ve aslında daha kapsamlı bir denetim yapmalarını insan olanak sağlıyor ve riskli olabilecek işlemlerin eskiden belki biraz daha veri yığınının içindeyken şu anda daha risk odaklı bir şekilde denetim yapıp riskli olabilecek alanları daha kolaylıkla aslında tespit edebildiklerini görüyoruz. Bu nedenle aslında artık müfettişler tarafında da yoğun bir şekilde teknoloji kullanmak mümkün. Bir de tabii ki aslında evet elektronik defter datasını yoğun bir şekilde kullanıyor şirketler ama ya da müfettişler incelemelerde. Ancak daha önce hiç yaşamadığımız bir takım uyum sorunlarını da artık görebiliyoruz. Eskiden kağıt defter zamanında olabilecek en kötü senaryo kağıt defterin kaybolmasıydı. Bu senaryo hala mümkün. Hala hani defter datası kaybedilebiliyor. Ama tabii o birazcık form değiştirdi. Şu anda aslında görebildiğimiz en kötü senaryo işte yine defter datasının kaybı. Ama bu farklı şekillerde olabiliyor. Bazen bu bir takım hani siber saldırılarla hani kaybetmek olabilir. Ya da bazen verinin doğru bir şekilde saklanmayıp işte muhasebe ekiplerinin değişmesi, verinin düzgün saklanmadığının bir inceleme sırasında tespit edilmesi gibi sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bu da tabii ki aslında telafisi zor bir takım sonuçlara neden olabiliyor. Bir de 2000 elektronik defteri kullanmaya başlamamızdan bu yana yeni bir takım uyum sorunlarını da aslında yakın zamandan itibaren duymaya ya da tecrübe etmeye başladık. Örneğin yanlış verinin elektronik deftere aktarılması, bazı şirketlerde özellikle yurt dışı raporlama için tutulan bir defter var, bir de yasal defter var. Yanlışlıkla raporlama için tutulan defterin elektronik defteri aslında kaynak oluşturması ya da doğru defterin aktarılmasına rağmen işte birkaç gün verinin aktarılıp kalan verilerin aktarılmaması, yanlış mali mühür kullanılması, işte matron kurallarına aykırılık ya da borç kayıtların alacak kayıtların borç olması gibi hani bir takım aslında daha önce tecrübe edilmeyen bazı uyumsuzlukları da artık yakın zamanda aslında yaşandığını görebiliyoruz. Bu nedenle elektronik defter datası kıymetli. Müfettişlerin bütün incelemenin aslında en temel kaynağı bu. Bu nedenle hani bu defterin doğru bir şekilde oluşturulması, doğru bir şekilde aslında oluşturulduğunun sıklıkla kontrol edilmesi ve emniyetli bir şekilde saklanması oldukça önemli. Çünkü vergi incelemelerine baz alan şey elektronik defter ve bunun uyumu, mevzuat uyumu oldukça kritik. Ben de sözü Sayın'a bırakıyorum. Teşekkürler Burcu. Hande ve Burcu'ya teşekkür ederim güzel sunumları için. Ben de bu kısımda aslında onların kapsadığı, anlattığı konuları teknoloji perspektifinden birazcık yaklaşarak neler yapmamız gerekiyor, ne adım atmamız gerekiyor bunlardan bahsediyor olacağım. İlk olarak başlayacağımız nokta geleneksel bir işletmenin veri yapısı. Bundan kastımız aslında jenerik olarak bir işletmenin ERP verisini merkeze aldığımızda idareyle olan ilişkisi tamamen XML dosyalar üzerinden yürüyor. Daha önceki sunumlarda da buna değinilmişti. Örneğin bir e-beyanname üzerinden gidecek olursak, ERP sisteminden aldığımız Excel verileri e-beyanname sistemine giriyoruz. Buradan bir XML paket üretiyoruz ve bunu Gibbon sistemine yükleyerek oradan yine onaylı bir beyanname alıyoruz. Ve defter senaryosuna geçtiğimiz zaman yine ERP ekranından gidip ya da ERP ve özel entegratör yardımıyla defter ERP'mizde bulunan verilerden bir XML defter oluşturuyoruz. Bunu da yine mali mühürle imzalayıp idarenin sistemlerine yüklüyoruz ve onaylı bir berat alıyoruz. Aslında bugüne kadarki süreçte buraya kadar da e-defter süreci ve burada artık tamamen e-defterleri saklamak bizim sorumluluğumuzdaydı. Ancak artık gelecek yıllarda aldığımız onaylı defterleri tekrardan paketleyip idarenin sistemine yüklememiz gerekiyor. Bu da şu anlama geliyor. Artık bizim defterlerimizin birer kopyası idarenin sistemlerinde de mevcut ve her an ulaşılabilir durumda. Burada kritik olan nokta
bizim ERP'mizde bulunan verilerin doğru bir şekilde aslında XML'e dönüştürülüp doğru bir şekilde idareye aktarılması. Çünkü biz ERP sistemimizde bu verileri ne kadar sağlıklı tutarsak tutalım, XML olarak dönüştürdüğümüzde biz bu verileri doğru şekilde aktaramadıysak, idarenin dikkate alacağı veriler XML dosyalar olacağı için burada yine sorunlarla karşılaşabiliyor olacağız. Yine e-fatura senaryosunda da keza aynı şekilde XML dosyalar üzerinden ve merkezi gibi merkez üzerinden geçen bu dosyalar mükellefler arasında veya gerçek kişi mükellef arasında bir köprü oluşturuyor ve yine XML dosyalar üzerinden biz bu verileri aktarmış oluyoruz. Peki XML dosyalar bu kadar hayatımıza girdi. Biz bu XML dosyaları işleyebiliyor muyuz? Bunları işlemek için ne adımlar atıyoruz? Birazcık bunlardan bahsedeceğiz. O yüzden geldiğimiz noktada verileri nasıl analiz ederiz? Bundan birazcık bahsedeceğiz. Burada kritik bazı noktalar var. Bunlardan ilk adımımız veri analitiği. Veri analitiği kısmı artık çok önemli bir noktaya gelmiş durumda. Belki yıllardır elimizdeki verileri analiz ediyoruz, inceliyoruz ve bunu yaparken çoğunlukla Excel'leri kullanıyoruz. Ama hem dünyanın dijital olarak geldiği nokta hem de işletmelerin geldiği noktada artık bu veriler Excel'le elleştirilebilir, hazırlanabilir veya işlenebilir veriler olmaktan çıkıp büyük veri haline geldi. Eskiden binlerce satır içinden analizler yaparken şu anda milyonlarca satırdan bahsediyoruz ve bu verilerin analizi çok önemli bir noktaya gelmiş durumda. Peki bunları yaparken Excel'lerinde neler kullanabiliriz? Aşağıda örneklerini görebileceğiniz kısımda Python ve R yer alıyor. Bunlar birer yazılım dili ve bu yazılım dillerini kullanarak aslında veri analitiği sürecinde bu büyük verileri rahatlıkla işleyebiliyor oluyoruz. Tabii bunlar birer yazılım dili ve bizler de birer finansçıyız. Bu durumda nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Tabii ki herkesin yazılım dillerini öğrenmesi ve kendi analizlerini üretmesi mümkün değil. Bunun için de piyasada bazı veri analitiği tool'ları var. Yine aşağıda örneklerine yer verdik. SAS ve Alteryx gibi ve bunun gibi yaygın birçok uygulama var. Bunlar son kullanıcı hedefli. Kullanıcıların kod bilgisi olmadan rahat bir şekilde analiz süreçlerini tasarlayıp büyük verilerle rahatça analizlerini gerçekleştirebildiği uygulamalar. Örneğin XML defterleriniz var elinizde. GİB'e göndermişsiniz, onaylamışsınız. Ve ERP'nizde de bir defter var. Siz ERP'deki verileri biliyorsunuz. XML ile karşılaştırmak istediğiniz noktada bu XML dosyaları yine Excel veya diğer dosya türlerine çevirirken bu analitik süreçlerden faydalanıp aralarındaki karşılaştırmayı, kontrolleri veya çok daha detaylı sorguları hazırlayabiliyor olacaksınız. Bu anlamda veri analitiği hem ilk adım olarak önemli hem de gelecekte yapacağımız daha detaylı analizler için de bize bir yön çiziyor olacak. Peki analizlerimizi yaptık. XML verileri dönüştürdük. ERP'den verilerimizi aldık. Onları da işledik, analiz ettik. Belli başlı sonuçlar ürettik. Daha sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Bundan sonra bir de verileri görselleştirmemiz gerekiyor. Çünkü görselleştirmediğimiz veriyi aslında sunmamış ve anlatamamış oluyoruz. O yüzden veri görselleştirme araçları da burada önemli rol oynuyor. Geleneksel süreçte şu ana kadar aslında Excel'de verileri işleyip daha sonrasında PowerPoint sunumlarla statik olarak bunları sunuyorduk. Ama sunumu okuyan, izleyen kişi tarafında bu sunumda gördüğü veri kadarıyla bilgi sahibi oluyordu ve detaylı veriye ulaşmak istediğinde sunum sahibine veya ilave Excel dosyalara ulaşması gerekiyordu. Ama aşağıda yine örneklerine yer verdiğimiz Power BI, Tableau, Click gibi iş zekası uygulamaları hem veriyi içinde tutup hem de interaktif bir şekilde sunum yapmamıza olanak sağlıyor. Bunun sağladığı en büyük faydalardan birisi de dönemsel olarak haftalık, aylık yaptığımız, yıllık yaptığımız raporları burada kurgulayıp veri kaynaklarına bağlayıp Excel'lere veya farklı veri kaynaklarına bağlayıp hem analizlerimizi hızlı bir şekilde üretebiliyoruz hem de interaktif bir şekilde hazırladığımız için buradaki görsel sunumlarımızı karşı taraf incelerken rahat bir şekilde detayına inerek oradaki detay verileri de görerek inceleyebiliyor durumda oluyor. Bu yüzden yaptığımız analizlerin sunulması kapsamında veri görselleştirmede önemli bir konuma gelmiş durumda. Bunları yaptık. Veri analizi konusunda bir adım attık. Veri analizi tool'larını kullanıyoruz ve verilerimizi analiz ediyoruz. Yine bunları alıp veri görselleştirme tool'larında inceliyoruz, görselleştiriyoruz. Ama halen manuel işler yapıyoruz. Halen ERP'ye gidiyoruz, Excel'leri indiriyoruz veya bir takım verileri indiriyoruz. Bunları alıp analiz tool'larımızı hazır hale getiriyoruz. Sağından, solundan, üstünden, altından gereksiz alanları çıkartıyoruz. Daha sonra analiz tool'larımızdan çıkan sonuçlardan sonra yine bunları veri görselleştirme uygulamalarımıza yükleyip
buradan sonuçları üretiyoruz ve halen manuel işler yapıyoruz. Bir sonraki adımdaysa bu süreçten sonra ERP entegre çözümler ile devam etmemiz gerekiyor. ERP entegre çözümler nasıl oluyor? Aslında ilk iki adımda kullandığımız analitik ve görselleştirme çözümlerini ERP'mizin veri tabanına bağlayarak arada manuel olarak gerçekleştirdiğimiz birçok işlemi zamanlanmış görevlerle belirli bir günde, ay sonunda ya da haftalık, günlük olarak çalıştırıp o arada yapmış olduğumuz, yine fazladan zaman harcadığımız bu işleri de otomatize etme şansımız oluyor. Bir sonraki adımdaysa makine öğrenmesi alanı var. Tabii bu bir sonraki adım değil, arada belki birkaç adım daha var. Ama tabii ki uzak değil. Çünkü çok hızlı ilerleyen ve gelişen bir dünyadayız. Ve baktığımız zaman şu an belki, daha doğrusu 5 yıl önce baktığımızda bir denetçinin, bir kontrolörün CV'sinde veya ilanında bir yazılım dili görmeniz ya da bir analitik tool'unun ihtiyacını görmeniz çok mümkün değildi. Ama günümüzde örneklerine rastlıyoruz ki artık firmalar hem denetçi ararken hem kontrolör ararken finans bilgisinin yanında yine yazılım dillerine veya analitik tool'lar olan bilgilerini ölçüp bunları bilen adaylara öncelik verdiğini görüyoruz. Bu sebeple aslında makine öğrenmesi çözümleri de bize çok uzak gelmiyor. Makine öğrenmesi kısmındaysa basit olarak açıklamak gerekirse makine öğrenmesi bizim geçmişte yapmış olduğumuz verilerden yola çıkarak gelecekte karşımıza çıkan veriler hakkında tahmin yürütme algoritması olarak değerlendirebiliriz. Mesela nasıl? Bir gider analizini yaptığımız firmada her ay riskli olarak işaretlediğimiz bazı bir takım kayıtlar olsun. Ve bu kayıtları biz eğer makine öğrenmesi modelleriyle kullanarak analiz edersek gelecek aylarda gelen kayıtlarda her seferinde bizim daha önce riskli işaretlediğimiz kayıtlara benzer kayıtlarda tespit ederek bu kez bizim belki gözümüzden kaçabilecek, dikkatimizden kaçabilecek konuları da makine öğrenmesi yardımıyla aslında bizlere bu raporları sunuyor olacak. Benim tarafımdan şimdilik bu kadar. İlave sorularınız varsa yine hep beraber cevaplayabileceğimizi düşünüyorum. Hande ve Sait, aslında var sorularınız. Genelde hani bunların iş yapış sürecimizde ne şekilde kullanılabileceği sorulmuş. Ve bizlerin aslında bu işi yaparken yeni malum şirketi olarak yine bu yöntemleri kullanmadığımız sorulmuş. Harika. Belki çok kısaca ondan bahsedebiliriz. Nasıl kullanılabileceği kısmından belki giriş yaparak başlayabiliriz. Bu uygulamalar sunumun başında söylediğim gibi aslında son kullanıcıya hitaben oluşturulmuş uygulamalar. Ve bu görselleştirme ve analiz tool'ları son kullanıcının kodlama bilgisi olmadan sürükle bırak araçlarla kendi analiz algoritmasını oluşturup, kendi analiz sürecini oluşturup bunu daha sonra otomatize ederek çalıştırmasına olanak sağlayan tool'lar. Yani bu yüzden kendimiz eğer bu konuda geliştirmek ve analizler yapmak istiyorsak online eğitimlerle başlayıp yine hem PwC bünyesinde bizlerin sunduğu eğitimler veya dışarıda bulabileceğiniz başka eğitimler yardımıyla bu konuda kendinizi hani haddi sayılır kısa bir sürede geliştirip aslında işinize entegre etmeniz de mümkün görünüyor. PwC tarafına gelecek olursak, biz de PwC olarak çalışanlarımızın tabii ki yetkinliğine önem veriyoruz ve onların kendilerini geliştirmesi için bu konuda destekliyoruz. Ve bu bahsetmiş olduğumuz aslında veri analitiği ve veri görselleştirme tool'ları kapsamında bütün arkadaşlarımıza eğitimler planlıyoruz ve eğitimler veriyoruz. Onların süreçlerini takip ediyoruz. Onlar da şu an söyleyebileceğim aktif olarak veri analitiği araçlarının neredeyse bütün hizmetlerimizde artık kullanıyor durumdayız. Veri görselleştirme kısmındaysa ihtiyaç olan alanlarda yine bu raporlar hazırlanıp müşterilerimize veya içerideki raporlama süreçlerinde de paylaşılabiliyor. Bir de eğitim süreciyle ilgili soru var aslında. Hani sizler bu eğitimleri verebiliyor musunuz? Nasıl yol almak gerekir bu süreçte? Özellikle muhasebe ve finans çalışanları ve iç denetim uzmanları için. Harika. Aslında tam onlar için bir programımız da var. Biz vergi teknolojileri ekibimiz olarak aslında Next Generation Tax Expert diye bir programımız var. Bu programın hedefi vergi veya finans çalışanlarının aslında teknoloji alanındaki yetkinliklerini artırmak ve özellikle ilk iki alanda bahsettiğim veri analitiği ve veri görselleştirmesi araçları konusunda eğitim verdiğimiz bir konu. Yine bu konuda eğitim almak istedikleri takdirde PwC Business School hesabıyla veya bizlerle şu an paylaştığımız bilgilerimizle, bizlerle iletişim kurarlarsa biz de onları yönlendirerek bu eğitimler konusunda daha detaylı bilgi almalarını sağlayabiliriz. Yaklaşık bir haftalık bir kampla bu alanlara giriş yapıp her konuda aslında biraz giriş seviyesinde şu an en azından Excel'de yaptıkları işleri bu tool'larla yapabilecekleri kadar bilgi birikimine sahip olmalarını sağlıyoruz. İlerleyen dönemlerde daha ileri seviye
eğitim talep eden taraflar olursa yine onlarla da daha ileri seviye eğitimler planlayıp bu eğitimleri gerçekleştirebiliyoruz. Bir de bir sorumuz daha var aslında. O da standart kod uygulaması ile ilgili. Böyle bir raporlama dili getirilirse Standard Audit Fortex gibi Türkiye'de nasıl bir dil kullanılacak? Aslında çok kısaca bahsetmek gerekirse Sait de anlattı. Hep biz XML olarak bütün gelir dersine dataları iletiyoruz. Yine taslak bir tebliğimiz var. 509 Serinoğlu. Orada aslında standart kod uygulaması ile ilgili de bir zorunluluk gelecek yakın zamanda. Bu standart kod uygulamasında artık aslında her şirket datalarını idareye iletirken aynı standart kodlara bağlı iletmek zorunda kalacak. Dolayısıyla bu tip hani daha eksik olan noktalar gelir dersi tarafından geliştirildikçe aslında ilerleyen aşamada bizlerin de elektronik datalar üzerinden uzaktan denetim yapılması, gelir dersi nezdinde uzaktan erişimle bu denetimlerin yapılması mümkün hale gelecek. Bir sorumuz daha var Sait. Türkiye'de bu sistemlerin kullanımı ne kadar yoğun? KOBİ ve birçok Türk şirketinde bu sistemlerin kullanımı ne oranda yüksek? Bu tool'lardan bahsediyorsak aslında birçok global ve büyük firma bu tool'ları hali hazırda globaldeki sağlayıcılar tarafından temin etmiş ve kendi içerisinde kullanıyor durumda. Eğer yani büyük ölçekli bir firmanın, global bir firmanın bünyesinde çalışıyorlarsa onlara tavsiyem aslında işletme içerisinde IT birimleriyle olabilir. Bu konuyu soruşturup aslında hali hazırda belki de bu tool'lara sahip olduklarını görebilirler. Bunları hemen kullanmaya başlayabilirler. Ama baktığımız zaman bunlar küçük ve orta ölçekli işletmelerde bile kullanılır durumda. Çünkü dediğim gibi kodlama bilgisi gerektirmeden tamamen sizin iş akışını tasarlamanıza yardımcı oluyor. Bunun en güzel yanı da şu oluyor. Çünkü şu da yapılabilir. Birçok mühendis işe alınıp aslında onlara birçok yazılım yazdırılıp birçok analiz yaptırılabilir. Ama buradaki değerli kısım bilgiye sahip olmak. Yaptığınız işle ilgili en iyi bilgiye siz sahipsiniz. O yüzden buradaki en iyi analiz kurgusunu da siz yapabiliyorsunuz. O yüzden aslında bu tool'lar büyükten küçüğe kadar bütün işletme türlerinde sıkça kullanılıp çokça çözümler üretiliyor bu konuda. Başka bir sorumuz yok. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Ekstra sorularınız olursa her zaman iletebilirsiniz. Cevaplamaktan memnuniyet duyacağız. Çok teşekkürler. 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 Için.